أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مغين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فَقَالَ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى فَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ وَقَالَ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب الموطنين إلى آخر الآية صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومبلانا من الشاكرين الشاهدين في قلب سليم حضرت الله جل جلاله cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e medel-i inayi, birlik ve ilahi teyli, tifikat-ı subhaniyesine mazhar olsun. Rıza-i ilahiyesine muvafik ameller yapmak cümlemize nasibi meyesser eylesin. İbadat-ı taatlarımızla, fali harekatımızla vaki olan kusurlarımızı affı mağfiret olsun. Aziz ve muhterem Müslümanlar, Hazreti Allah Celle Celaluhu Cibril-i Emin Namus-i Ekber vasıtasıyla iki cihan serveri Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerine inzal buyurduğu Kur'an-ı Kerim'inde hasreten okumuş olduğum ayet-i kerimelerinde biz kullarına ne emru ferman buyuruyorlar. Muhterem Müslümanlar, malumunuz olduğu üzere Hicri 1439'dan Hicri 1440 senesine girmiş bulunuyoruz. İşte Aşure günün Muharrem-i Şerif ayının birinci günü yılbaşıydı. Buraya girdik. Dolayısıyla yeni seneye girmiş olduk. İşte geçen bir derslerimde izah etmiştim yani Müslümanlar kendi yılbaşısına haberi yoktur. Hristiyan aleminin yılbaşısını yapar. Ocak bir yılbaşı yapar. Evet. Kendi yılbaşısına haberi yoktur. İşte bildiğiniz gibi hürmetli aylardan biri de Muharrem-i Şerif ayıdır. Evet, bugün işte Aşure gününü geçirmiş olduk. Aşure günü büyük olaylar hep olmuş idi. O günde işte ibadetler çok sevap, dualar kabul. Yine bu mübarek ay hürmetli aydır. Bu ayda yine dualar, istiğfar, salavatlar, nafile ibadetlerle daha çok meşgul olmalıyız. Dua ile de meşgul olmalıyız. Dua ile. Dua da ibadettir. Hadis-i nasıldır? Eddua huvel ibadet. Dua ibadettir. Allah'a yalvarmak. Eddua muhul ibadet. Hadis-i mübareğine. Dua ibadetin özüdür. Dua ibadetin özüdür. Çünkü ayetler okuyalım. Şimdi bu ayda da Enbiya-i İzam'ın duaları var. Yani diğer Enbiya-i İzam'a Allah bu Muharrem ayında yani Aşure günü zaferler ihsan etti işte. Nuh aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam. Onların duaları vardır ve Kur'an-ı Kerim'de geçer. Onların dualarını da anlatacağız.
inşallah. Onların dualarını anlatacağız. Ama evvela Peygamber Efendimiz'in duaları üzerinde bu derste duralım. İlk defa Resulullah Efendimiz'in yaptığı bazı duaları bilelim, biz de yapalım. Bunun üzerinde. Şimdi duanın fazileti hakkında işte bazı ayetler okudum. Onları tefsir yapalım. Estağfirullah. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِ اِسْتَجِبْ لَكُمْ Rabbiniz Allah buyurdu ki bana dua edin, duanızı icabet edeyim. Kabul edeyim duanızı diyor Cenab-ı Hak. اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْفِرُونَ عَنْ اِبَادَتِ Onlar ki bana ibadetten kibirleniyorlar. Yani burada dua etmeyeni kibirli kabul ediyoruz. سَيَدْخُلُونَ cehenneme dahilin. Yakında hakir ve zelil olarak cehenneme girecekler diyor Cenab-ı Hak. Bana ibadetten kibirleniyorlar, dua etmiyorlar bana. Demek Hazreti Allah Celle Celaluhu kulunun kendine yalvarmasını çok seviyor. Çok seviyor. Hatta çok sevdiği kulunun duasını da birden kabul etmez ki, yalvarsın bana biraz diyor. Bu da vardır yani. Ama sevmediğin kulların birçoğun duasını hemen isteme benden, al git der. Bu da vardır. Nitekim tarihte İslam halifeleri yağmur duasını çıkarlar. Yağmur yağmaz Müslümanlar. Bu defa tekrar ikinci bir yağmur çıkarken Yahudileri Hristiyanları alırlar. Onlar da dua ederler Allah'a. Evet, siz ne istiyorsunuz? Bir an evvel hadi bakalım yağmur gibi yalvarmayın bana. Bu da ayrı bir inceliktir yani. Yani Cenab-ı Hak bazı sevdiği kulların duasını birden kabul etmez. Kabul eder ama yalvarmasını istiyor yani. İşte burada hep ayet-i kerimeleri, hadis-i şeriflere dayanarak konuşuyorum mesela. Ha, şu ayeti kerime esnasında. Kul ma ya ve hüküm Rabbi ile la dua hüküm. Habibim Muhammed sen söyle. Rabbim size bir itibar etmezdi. Yani bize Allah bir itibar etmezdi. Lev la dua hüküm duanız olmasaydı. Yani dua ne kadar seviyoruz. Evet. İşte burada Allah duayı kabul eder mi etmez mi? Bu size gerçi izahatlar verirler ama efendim hadis-i şerif nasıldır? Bir kul ellerini Allah'a açtı mı ne kadar günahkar da olsa Allah haya eder. Ne demek? Utanır Hazreti Allah. O kulunun elini boş geriye çevirmeye utanır. Çünkü Allah'tan istiyorsun. Yani bir adam, bir zengin adam, bir sultandan istemek var. Allah'tan elini açtın. Günahlı da olsan illa verir sana yani. Haya eder, utanır Hazreti. Bu günahkar aciz kulum benden bir şey istiyor, vermeyeyim. Birinci budur. Burada tabi duanın çok şartları var vesaire vesaire ama Vebdeu ilihil vesile ayetini bir daha okuruz inşallah. Mürşid-i Kamil'e bağlamanın farziyetini bildiren ayettir o ayet. Sizi Allah'a getiren bir vesile arayın. İşte bu da ruhul beyan en büyük tefsir İsmail Hakkı Muhsevi Hazretleri'nin. Orada diye yiyen meşayihut tarikat birileridir bunlar diyor. Vesile. Vesileyi inkar eden kafir olur. Evet. Yani bir kişi mürşid-i kamide bağlı olmayabilir ama inkar etti mi rabıtayı kafir olur. İşte ayet-i kerim. Ehl-i sünnetin görüşüne göre. İşte Ali Hoca'nın görüşü diye bir şey yok. Ehl-i sünnet alimleri ne diyor? Biz şimdi 54 farz var veya bildiğimiz farzlar var. Bunlar kimin görüşüdür? Ehl-i sünnet alimlerinin görüşüne göredir. İşte namazın 12 farzı vesaire vesaire vesaire. Evet, ehl-i sünnetin görüşü orada. Şimdi vesile. Yani şahsen ben duamı kabul ettirim ama vesileyle kabul olur. Nasıl vesileyle? İşte Türkçe'de de dua olur, Arapça'da olur. Duayı bilmeyen Fatiha-i Şerif en büyük duadır. Onu okur. Türkçe'de olur dua yani. Ya Rabbi diyelim ben dua ederim. Peygamber Efendimiz hürmetine, Eshab-ı Resulullah hürmetine, Piranımız, Mürşid-i Kamiller, Evliyaullah hürmetine ben de duamı kabul et. Vesile işte bu. Bu ne olur? Duanın kabulüne sebep olur. Evet.
veya bir evliyanın mezarına gelir. İşte İstanbul'da en büyük zat Halid İbn Zeyd radıyallahu anh, İbn-i Zeyd. Daha başka çok evliyalar var. İstanbul'un Fatih'i, Hazreti Fatih var mesela. Ne büyük zat değil mi? İstanbul'un Fatih'i. Ondan sonra daha başka evliyalar var. Ama Halid İbn Zeyd meşhur radıyallahu anh. Oraya gelir dua edilir, dua ederiz. Halid İbn Zeyd Hazretleri hürmetine duamı kabul et dedim mi Allah ne yapar? Duayı kabul eder. Yani sevgilisini bu vesile kılıyorsun, vasıta. Bunun için duaları kabul ettirilir böyle yani. Duayı kabul eder Hazreti Allah. Tamam. Şimdi ayet-i kerimeler şu okuduk. Bir ayet daha okuyalım. Bu Bekara suresi ayetinde. Estağfirullah. Ve izâ sâleke ibâdî annî. Habibim Ahmet, kullarım sana benden sorarlarsa, yani Resulullah Efendimiz'e biz soruyoruz, ya Resulallah, Allah'ı bize tarif et, Allah'dan soruyoruz. Feinni karib diyoruz. Ben kullarıma en yakınım, karib, en yakın yani. Daha başka ayetler de var. İşte 54 farzdan biri de nasıl inanmaktır? Allah'ın Celle Celaluhu bize bizden yakın olduğuna inanmak. Ama bu akılla anlaşılmaz. Akıl bunu anlamaz. Mektubat-ı Şerif'i okuyun mesela orada imam bırakın. Akıl anlamaz. Bize Allah nasıl yakındır? İnanırız o kadar. Allah bize bizden yakındır. Bu kadar. Şekline girişmeyiz. Evet. Allah bize bizim beyinlik karib. Kuluma ben çok yakınım. Ücibu davete dair dua edenin duasına icabet ederim. Yani duasını kabul ederim. Evet. Duasını kabul ederim. Bana dua edenin duasını kabul ederim. İcabet ederim. Fel yestecibu li vel yu'minu bi diyor burada. Kullarım da benim davetime icabet etsinler. Bana imanda daim olsunlar. Yani bana iman ettiler, devamlı iman etsinler. Bir de benim davetime de kullarım icabet etsin. Yani Allah bizim duamıza yani davetimize icabet ederim ben diyor. Kullarım da benim davetime icabet etsin. Allah'ın daveti nedir? Allah bize işte emirler verdi, yasaklar verdi. Emirlerini yaparız, yasaklarından kaçınırız. Allah'ın davetine icabet etmiş oluruz. İşte burada ben duayı icabet yaparım, bu şeyle bildirmiş oluyor. Tamam. Estağfurullahilazim ve tevbik. Şimdi dua bahsediyorum. Enbiya-i İzam'ın duaları var, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Onları ileriki derslerimizde inşallah izah ederiz. Bugünkü dersimizde de Peygamber Efendimiz'in bazı dualarını, hepsini anlatmamız mümkün değil. Bazı meşhur dualarını anlatırız. Tabii bu dualar, anlattığım duaları yaparız mesela. Yaparız, okuruz. Evet. İşte Resulullah Efendimiz şöyle dua ediyor. Allahümme ya mukallibel kulub. Ey kalpleri değiştiren Allah. Sabbit kalbi ala dinike. Benim kalbimi senin dinin üzerine daim tut. Sahabe-i kiram diyorlar ki, ya Resulallah sen de kendinden şüphe mi ediyorsun yani imanım gider diye. Şöyle cevap veriyor Peygamber Efendimiz. El kulubu beyni esbeyni min esabir rahman yukalibuha keyfe yeşav. Kalpler Allah'ın kudret parmağında, kudret elindedir. Kalpleri istediği gibi tarafa çevirir Hazreti Allah. Öyle dua ediyor Peygamber. İman kalbimi dinin üzerinde daim tut. Şimdi şöyle de bu hadis-i şerif başka bir rivayette şöyledir. Böyle okusak bu duayı daha iyi olur. Allahümme ya mukallibel kulub. Ey kalpleri değiştiren Allah. Sabbit kalbi ala dinike ve taatike. Bak burada işte. Bir de taat ilave ediyor. Kalbimi dinin üzerinde sabitti, taat üzerinde sabitti. Bu duayı okuyalım biz de. Evvelkisi kısa sade, sade kalp, berikinde taat da var.
Allahümme ya mukallibel kulub, ey kalpleri değiştiren Allah, sabbit kalbi ala dinike ve taatike. Kalbimi senin dinin üzerinde ve taatın üzerinde daim tut kalbim. Bu dua kabul olundu mu insan imani daim olur ve bir de devamlı itaat eder yani işte o dua. Bunu okuyalım mesela. Sabah akşam bunu okumak 3 defa mesela çok faydalı. Allahümme ya mukallibel kulub, sabbil kalbi ala dinike ve taatike. Bunları öğrenin mesela. Kitaplardan, hocalardan siz öğrenin. Ben şöyle burada bir ipucu veriyorum o kadar. Yine Resulullah Efendimiz'in bazı dualarından biri de nedir? Efendim, ya hayır, ya kayyum, ya daim, ya baki, ya Allah, ya celcelali vel ikram. Bu dua sabah namazının farzı ile sünneti arasında okunur. Okunursa kalplerin öldüğü gün insanın kalbi ölmez. Hani kalbi de devamlı ayık olur. Kıyamet günü de her zamanda. Ya yakın yazıl cilali ve ekrem esirke entüviye kalbi binürü marifeti ebeden ya Allah ya Allah ya bediyesin Allah diyor. Böyle bir dua. Bunu biz her zaman okuruz. Sabah namazının farzı ile sünneti arasında. Öğrenin bunları, siz de okuyun. Yüzünden de okuyabilirsiniz yani. Evet. Bu da kalp ölmüyor. Ölmüş kalp var, diri kalp. Diri kalp ne demek yani? İmanlı ve Allah'ı zikreden kalp, diri kalp. Ya, ölmez diyor Peygamber. Evet. Bu dua okunur. Bir de ne oluyor? Subhanallahi mil el mizan ve müntehel ilmi ve meblağer rıza ve zinetel arş. Böyle bak, kısa bir dua. Bunu buyuruyor Peygamberimiz. Sabah akşam kim 3 defa okursa 3 haslet verir ona Hazreti Allah. 3 değil de 5 haslet. Bu hadis-i şerifi Hazreti Ali rivayet ediyor Tergib'de. 5 haslet verir ona. Sabah namazından sonra, akşam namazından sonra 3 defa kim Subhanallahi mil el mizan ve müntehel ilmi ve mebde rıza derse. Peki nedir o hasletler? İmanla bu alemden göç eder bir. Ne kıymetli ya. Düşmanlarına galip gelir 2. Rizki bol olur 3. 2 tane daha var. Hatırıma gelmedi. Evet. Bunu da okuyalım mesela. Sabah namazından sonra, akşam namazından sonra. Daha çok dualar varsa da işte yine ben devamlı okuyacağımız dualar. Biz bunları okuyoruz. Sabah namazını, akşam namazı 3 defa okuyoruz. Onun sırrı, o duanın sırrı tecelli eder insan üzerinde. Efendim daha çok dualar mesela namazı selam verdik. Allahümme ente selam ve minke selam. Tebarek teyazı celali bir ikram. Güzel bir duadır. Bunu hep okuyoruz. Efendim daha başka. Bir de Peygamber Efendimiz'in Ahzab duası var. Ahzab duası. Hendek harbi bu dua ile kazanıldı. Şimdi Ahzab duasını okuyacağım. Bu dua ile Hendek harbi kazanıldı. İşte biliyorsunuz kafirler, müşrikler, Peygamber Efendimiz'de büyük savaşlar oldu. Hendek savaşı, Uhud savaşı, Bedir savaşı. Bedir savaşını ele aldığımız zaman Ebu Cehil 1000 küsur, tam 1000 değil ya 990 veya 95 kafir. 1000 küsur kişi ile Medine-i Münevvere üzerine yürüyor Ebu Cehil. Müslümanlar da 313 kişi. O 313 kişi Müslümanlar. Efendim Ebu Cehil o kadar emniyet alıyor ki kendini, nasıl olsa onlar 300 kişi, biz 1000 kişi yiyoruz, onları keser, öldürürüz. Burada bir diye güzel şarap içeriz, birkaç tane deveyi de şarap yüklüyor falan. Yavrun anlayışı. Yürüyor Medine-i Münevvere üzerine. Giderken de Kabe'ye, müşrikler de Allah'a inanıyorlar. Ama putları Allah'ın arkadaşları. İşte onları da ilah kabul ediyorlar. Müşrik. Allah'a eş geçiyorlar. Ebu Cehiller bu harbe, ne harbiydi dedim, Bedir harbine giderken
Kabe'nin kapısında böyle dua ettiler. Allahümme ensurir alel hizbeyni. Ey Allah'ım, bu iki ordunun haklısına yardım et. İşte İslam tarihinde veya dünya tarihinde diyelim, bu müşriklerin bu duası kendi aleyhlerine kabul olun. Haklısına kabul. Haklısı hangi? Peygamber Efendimiz haklı değil mi? Ebu Cehiller, evet. Vendik'in Bedir Harbi, işte 1000 kişi geldi, karşı karşıya geldiler Müslümanlarla beraber. Acayip, bu başka bir zaman izah ederim, ayetler çok bu usta. Efendim, karşı karşıya geldiler. Ve yukallikum fi ayinim diyor Cenab-ı Hak. Onları sizin gözünüze az gösterdik. Müslümanlar 313.000 kişi var karşısında fakat az görüyorlar onları. Allah böyle gösterdi. Sizi onların gözüne çok gösterdim diyor hasta. Ayıptır. Derken iki ordu bir tutuştu efendim. Bir tutuştu ama bir zarar 310 kişi var. 1000 küsür kişi karşı taraf. Ama melek orduları geldi, evet. Yümdütküm Rabbukum bi hamseti alafin minel melaiketi. Musevvimin tayrasan sarıklı 5000 melek geldi. 5000 melek geldi. Bak ayıp girmedi. Yümdütküm Rabbukum bi hamseti alafin minel melaiketi. Birden müşriklere verdiler kılıcı efendim. Ebu Cehillerin de kellesi gitti. Birçok reise, birçok kafirler öldü gittiler işte bu harpte ama adet itibariyle Müslümanları öldü. Ebu Cehil develeri de şarap yüklemişti ki bir şarap içeriz orada 300 kişi öldürdü. Acayip. Evet, işte bu Bedir Harbi. Ha, ne bak 1000 küsür kişiyle saldırıyor İslam. Ya kafir. İslam dininde savaşlar daha ziyade savunmadır. Yani Müslümanlara saldırıyor da Peygamber Efendimiz müdafaa savaşı yapıyor. İşte müşrikler gelirken Bedir köyüne gitti ashabıyla Peygamberin, böyle kendini müdafaa etti. Ondan sonra Uhud Harbi de hemen öyledir. Hendek Harbi. Hendek Harbi de yine. Bu da bu Hendek Harbi'nde sahabe-i kiram 3000 kişi veya biraz daha fazla, o kadar. Fakat Mekke-i Mükerreme'den 1000 kişilik kafir ordusu çıktı. Ahzab, Hizb'lar. Bütün kafirler hep birleştiler. Medine-i Münevvere üzerine yürüdüler. Evet, yürüyünce ne oldu? Tabii haber aldı Peygamber Efendimiz. Oradan birden gelinmiyor. Yavaş yavaş gelinmiyor falan. Sahabi-i kiramdan radıyallahu anh Selman-ı Farisi Hazretleri meşhur İranlıdır. O dedi ki ya Resulallah, biz memleketimizde korumak için hendek kazardık. Hendek kazalım diye Peygamber Efendimiz'e istirhamda bulundu. Peygamberimizi kabul etti. Şimdi Mekke-i Medine-i Münevvere'nin dağlar var, sel dağları falan taraflar. Hangi yerden düşman ordusu girecek, oraya hendek kazıldı. Hacca giden hacılarımız görürler. Hendek kazıldı. Şimdi hendekin uzun uzadı hepsini anlatmayalım. Hendek kazıldı. Müşrikler 10.000 kişi geldiler ama baklar bir hendekle karşılaştılar. Hiç hatırlarına gelmemiş şey. Hulasat savaş başladı, karşılığı verildi, devam ediyor. Yahudi de her zaman İslam düşmanı, nakş-ı ahit yaptı. Yani verdiği sözü bozdu. Peygamberin Medine-i Münevvere'ye teşrif ettikleri zaman 3 Yahudi kabilesi vardı. Kaynaka oğulları, Kureyze oğulları, Nadir oğulları. Onlarla şöyle anlaşması var. Düşman dışarıdan Medine-i Münevvere'ye saldırırsa beraber müdafaa edeceğiz. Yani biz Müslümanlar, siz Yahudiler hep beraber müdafaa edeceğiz. Düşmana karşı beraber çıkacağız. Buna ne denir? Vatan müdafaası. Yapacağız. Böyle anlaşma var. Fakat Yahudiler baklar ki 1000 kişi geliyor, 1000 kişi geliyor Mekke-i Mükerreme'nin insanı. Nakş-ı ahit yaptılar. Verdikleri sözü bozdular. Yani Peygamber Efendimiz Hendek'te müşriklerle savaşırken gece Müslümanların evlerini basacaklar, ailelerini saldırıp öldürecekler. Evet. Bunda işte o tarihi siyerini bir okuyun, uzun gider.
Burada bu harp devam etti, bayağı bir acayip oldu tabii, kolay bir mesele değil yani. Evet. Bir herhalde 20 gün geçtikten sonra Peygamber Efendimiz raviler rivayet ediyor, Hazreti Ali de ravi olsa gerek, Resulullah ikindiden sonra secdeye kapandığını gördük diyorlar. Secdede bir şeyler söylüyordu Peygamber Efendimiz. Dinledik. Allahümme münzilel kitab, seriyel hesab, ihzimil ahzab, Allahümme ehzimhum ve ensurun alihimizin. Bu duanın sonuna kadar gider. Böyle 5-6 satır kadar bir duadır. Bunu okuyordu, dinledik. Ayağa oturduğu zaman veya ayağa kalktığı zaman Resulullah Efendimiz tebessüm buyurdular. Bizi gibi Resulullah Efendimiz kahkaha ile gülmezdi. Her zaman Allah'ın zatının huzurunda olduğundan yüzü gülerdi, yani tebessüm. İslam'da da en büyük ahlaktan biri de nedir? Müslümanın güler yüzlü olması. Asık surat olmaması. Güler yüzlü. Evet, işte Resulullah Efendimiz tebessüm eder. Ettiler. Edince sahabe-i kiram anladılar, burada bir müjde var. İşte Peygamber Efendimiz açıkladı sallallahu aleyhi ve sellem. Harp kazanılacak. Artık harbin sonu geldi. Nitekim melekler Resulullah Efendimiz'e geldiler. Bu iş tamamdır ya Resulullah, harp kazanılacak. Derken ne oldu o gece? Kuvvetli bir fırtına, yağmur ve şiddetli bir rüzgar çıktı. Kafirlerin karargahları bozuldu, çadırları bozuldu, develeri kaçtı. Darmadağın oldular efendim. Sahabi-i kiram da işte burada şimdi hikaye uzun gelir. Ebu Hureyre olacak radıyallahu anh. Biz de diyor o kadar yağmur yağıyor ve şiddetli rüzgar esiyor. Herkes kiliminin altında oturdu böyle. Biz de diyor oturduk gece. Yattık yani kiliminin altında herkes yatıyor. Bakın Resulullah'ın sesi geliyor. Birinin yanına gidiyor. Sen kimmişim? Ya sen bana diyor Peygamber Efendimiz müşriklerden bir haber getirebilir misin? Getiremem ya Resulullah. Yani rüzgardan ayağa kalkamıyor kimse. Benim yanıma geldi. Ebu Hureyre olacak radiyallahu anh. Sen Ebu Hureyre misin? Evet ya Resulullah. Sen bana müşriklerden bir haber getirebilir misin? Getiririm ya Resulullah dedi. Kalktım diyor kilimin altından. Dua etti bana Resulullah. Ebu Hureyre sağından solundan yukarıdan aşağıdan gelen belalardan muhafaza eyle dedi. Ben çok rahat gittim müşriklerin içerisine. Giderken yalnız Resulullah şöyle dedi bana. Ok atma dedi, bak Peygamber Efendimiz ileri görüyor. Ok atma dedi bana. Gittim ki Ebu Süfyan ateş yakmışlar. Ateşin başında duruyor, müşrikler etrafına toplanmış. Efendim anlatıyor, işte görüyorsunuz arkadaşlar. Develerimiz dağıldı, karargahlarımız bozuldu, çadırlarımız yıkıldı, ben gideceğim diyor. Derken hemen elimi oka attım, çıkardım, Ebu Süfyan'ı okmayacaktım. Hemen Resulullah'ın dediği hatırıma geldi. Ok atma dedi bana Peygamber Efendimiz. Ok atmadım diyor. Sonra oturdu konuşurken şöyle dedi Ebu Süfyan. İçimizde bir casus var, herkes yanındakilerin adını soyadını elini tutsun, adını soyadını söylesin. Ben de hemen yanımdakinin elini tuttum, adın nedir, soyadın nedir, öyle atlattım meseleyi. Derken geldim Resulullah'a haber verdim. Durumlar budur diye orayı da anlatmış olduk yani. Şimdi burada müşrikler çekildi gittiler. Hendek harbi kazanıldı. Efendim develeri, ganimetleri hep Müslümanlara kaldı. Hendek harbi. Şimdi bu Hendek harbi hangi dua ile kazanıldı? Ahzab duası, bak onu okuyayım diye. O duayı okudu, kazandı. Allahümme münzilel kitab, seriyel isab, ihzimil ahzab, Allahümme ehzimhum ve ensurna aleyhim ve zelzilhum, Allahümme ya mucibel muzdarim ve ya seriyel mekrubin, ikşifanna hemmena ve gammena ve kürbetena, fe inneke tera ma nesili bina ve biminine cemiyan, Allahümme sur avratına ve amin revatına ya ekremel ekremine ve ya rahman rahimin ve hak ismikel azim ile azim ve bi mahkidi bi izzimine aşkına minte rahmeti minte abik ve minte alfazı fi nebike rahme ve bi hakku bi zatik
Allahümme bihu mizatika tahassanna ya Allah. La ilahe illallah seyyidina Muhammedun Resulullah. Bu duayı mesela yazıp yüzünü okuyabilirsiniz. Hendek Harbi bu dua ile kazanıldı. Şu anda da bizde savaştayız bütün İslam alemi. Beş vakit namazdan sonra bu duayı okusak çok büyük tesir olur. Beş vakitte okumazsak günde bir okusak bunu yani. Ve ustazlarımızdan gelen haber bu duanın cezbesi devam ediyor. Aynı Resulullah'ın zamanındaki gibi. Ve şu anda efendim bu duayı da okuyalım işte. Allahümme münzele. Öğrenelim. Boş şeyleri öğreniliyor, boş şeyleri ezberle. Bunları yüzüne oku mesela. Öğrenme ezberleyene kadar yüzüne oku. İşte bu da nedir? Demek ki ahzab duası. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme münzele kitab. Ey kitabı indiren Hazreti Allah. Seriye. Seriyel hesap. Hesabı çok süratli yapan. İhzimil ahzab. Düşman ordularını hezimete uğrat. Allahümme hezimhum. Onları hezimete uğrat. Vensurna aleyhim. Bizi onlar üzerine yardım et bize. Ve zelzilhum. Onları sars diye bu duanın manasını hepsini şimdi anlatmaya vakit yok. Böyle manaya gelen bu mübarek duayı ezberleyip okuyalım muhteremler. Okuyalım bak. Şimdi savaştayız. Her zaman savaş yani. İşte yine Resulullah Efendimiz'in dualarından çok kısa bir dua, birçok Müslümanların ezberindedir herhalde. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Çok küçük bir dua. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Evet. Manasına geçmeden evvel. Bu duayı fe inneha kenzun min künüzün cennet buyuruyor. Cennet hazinelerinden bir hazinedir bu dua. Cennette bir hazine kim olmaz, istemesin olmaz. İşte bu duayı günde 5, 7, 10 okusa cennette bir hazinesi olur. Bak beyim tekrar okuyorum ki tesir etsin. Fe inneha kenzun min künüzün cennet. Cennet hazinelerinden bir hazinedir. Ve çok tergib kitabında bakın, tergib hadis kitabı, sahih kitabı, orada geçer bu. Bilmem ne kadar hastalığa şifadır, birisi de sıkıntıyı giderir. Şimdi bazı Müslümanlar daralıyor, daralınca acayip günah kelimeler konuşuyorlar. Ne yapacak o zaman hemen Müslüman? Bu dua yapıyor. La ve la kuvveti illa billahi lehim daim. Dedi mi Allah genişlik verir ona, rahatlık verir, sıkıntıyı giderir. İşte bu dua da yine bir dua. Okumuş olalım. Evet. İşte dua bahsinden gidiyoruz. Dua etmek işte vesaire vesaire. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsrailoğullarından 3 Müslümanın bir mağarada kapandığını anlatıyor. Hadis-i şerifte, sahih hadis-i şerifte. Şöyle olduğunu bildiriyor. Bir gün işte 3 Müslüman İsrailoğullarından bir dağdan giderken şiddetli yağmur yağdı. Bunlar da bir mağaraya girdiler. Mağaraya girince büyük bir taş geldi, mağaranın kapısını kapattı. Kaldılar mağaranın içinde. Şimdiki bir cep telefonları da yok. Öyle işte biz burada kaldık, bizi kurtarın, öyle bir şey yok. Ya ne olacak şimdi? Dua edelim dediler. Demek o zaman Müslüman insanlar onlar. Duayı biliyorlar yani. Biri şöyle dedi. Ya Rabbi ben koyunlarımı sağardım. Anne ve babama süt vermeden çocuklarıma süt vermezdim, yemek vermezdim. Evvela anne babama verir, ondan sonra. Bir defa koyunlarımı sağdım. Anne ve babama süt getirdim. Annem babam uyuyorlardı. Onları uyandırmadım, uyumalarını bekledim. Çocuklarım benden süt istediler, yemek istediler derken ağladılar, sağa sola uyuyakaldılar. Beklediğim uzun zaman sonra annem babam uyandı, onlara süt içirdim, ondan sonra çocuklarımı yedirdim. Ya Rabbi bu ibadetin senin rızan için olduysa, bu mağaranın kapısından bu taşı kaldır diye yalvardı. Hakikaten birden taş bir hareket etti ama biraz açıldı yani. Çıkacak kadar değil. Evet. Peki öbürü ne yaptı? O da böyle bir ibadetini dile getirdi. Ya Rabbi ben bir işçi çalıştırmıştım.
işçinin maaşını ve yevmiyesini vermeden gitti. Onun yevmiyesinden ben koyun aldım. Koyunlar çoğaldı derken aradan bir 8-10 sene geçti. Develer derken o adam parasından bir gün o adam çıkageldi. Dedi bana ki işte ben sana 10 sene evvel bir yevmiyem var dedi. Onu vermedin bana. Onu al istiyorum senden. O da dedi ona ki bu koyunlar, bu develer senindir demiş. Ona dalga geçme benimle. Bunlar benim olur mu? Ben bir işte senin yevmiyenle ben koyun aldım. İşte bunlar çoğaldı, bu kadar oldu. Bunlar senindir dedi. Ve ona ver. Ya Rabbi bunu ona verdim o. Eğer bunlar senin rızan için olduysa bu mağaranın kapısından bu taşı kaldırınca biraz daha sallandı gitti aşağıya. Ama yine tam açılmadı. Öbüründe bir hikayesi var falan, kadınla biraz alakalıdır, onu anlatmayayım. O da ya Rabbi işte senin için yaptıysam, o deyince bu defa taş açıldı ve mağaradan çıktılar. Burada şimdi vesile kelimesi. İslam vebtevili il vesile, sizi Allah'a getiren vesile arayın diyor Cenab-ı Hak. Burada bu İsrailoğullarının duasında vesile nedir? İbadetlerini vesile koydular. Şu ibadet, şu ibadeti yaptım, şu ibadeti yaptım diye vesileleri o oldu. Peki biz vesile, biraz evvel anlattım dersin evvelinde, tabii dua kabul etmek kolay değil ama efendim diyelim şahsen ben dua kabul ederim ama vesileyle kabul eder. Ya Rabbi Habibi Muhammed Mustafa hürmetine, Eshabi hürmetine, Kur'an-ı Kerim, Kabe hürmetine, Evliyaullah hürmetine dedik mi Allah vesile oluyor, kabul edilir. İşte biraz evvel de dediğim gibi İstanbul'umuzda en büyük zat kim oluyor? Halid bin Zeyd radıyallahu anh. Gidip onun yanında dua eder. Ya Rabbi Halid bin Zeyd Hazretleri hürmetine duamı kabul et. Allah kabul eder. Ve böyle. Şimdi bunu Arapça şekilleri istidana bir ümmet için ve hakkı esrarı vehdaniyetike ve hakkı esrarı cimi mahbuke fissirradiyetike ve bi hakkı abibike Muhammed Mustafa gibi Arapça şekilleri. Ama illa dua Arapça olması şart değildir. Türkçe de dua olur. Ya dua bilmeyen Fatiha-i Şerif en büyük dua yani. Fatiha var ya okuyoruz işte elhamdülillah. En büyük dua bütün peygamberlerimiz olsa onda vardır. Bilmiyorsun daha yani okudun. Evet, dua efendim yapılır yani. Daha Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem çok duaları var ama hepsini şu anda burada anlatmak mümkün değil. Birkaçını anlattım. Onları ezberleyip yapalım. Dua edelim. Mesela ayet-i kerimelerde evvela tefsir yaptık. De ki Habibi Muhammed duanız olmasaydı Rabbim size bir kıymet vermezdi. Demek, duayı çok seviyoruz da. Dua etmesiydi bana kullar, onlara bir değer vermez. Yani bize Allah bir değer vermezdi. Neden değer veriyor bize? Dua etmemizden. Dua etmemizden. İşte duada bildiğiniz gibi her zaman işte bir olmuyor şu anda da. Yani Türkiye harptedir, savaşlar devam ediyor. Bütün de Müslümanlar belaya musibete uğradığı gözümüzün önünde. Dua ile ne olacağız? Meşgul olacağız. Burada geçen derslerimden bir derste Mektubat-ı Şerif'i izah etmiştim. İmam Rabbani Asiri buyuruyorlar ki asker iki kısımdır. Leşkeri gaza, leşkeri dua. Dua askeri, gaza askeri. Gaza askeri. Yani gaza askeri düşmanla savaşan asker. Bu da bir dua askeri var. Dua askeri de harbe gitmiyor da arkadan kaza harbe gidenlere dua ediyor. Dua edenin duası, dua askerinin duası ile gaza askeri harbi kazanıyor. Biz şimdi harpte değiliz ama biz de dua askeri olmalıyız yani. Dua ile meşgul olmalıyız. Müslümanların hepsine dua ediyoruz. Dua ile meşgul olmalıyız. Biz de dua askeri olmalıyız. Beş vakit namazdan sonra yapılan dua reddedilmez buyuruyor Peygamber Efendimiz. İmandan sonra en büyük ibadet beş vakit namaz var ya, bu işte beş vakit namaz. Arkasından yapılan dualar illa kabul olur diyor Peygamber Efendimiz. Onun için namazlardan sonra dua, sonra
Gece seher vakti dualar kabul olur. İkinden sonra da çok kıymetli vakitte dualar kabul olur. Her zaman dualar kabul olur. Olduğu zamanlar var. Şimdi hepsini anlatmaya vakit yok. Biraz evvel dediğim duaları da okuyalım. Bak, Hendek Harbi o savaşta, o dua ile kazanıldı. 10 bin kişilik ordu, Eshab-ı Kiram 3 bin kişi hizmete uğradı efendim. O duanın sırrı devam ediyor. Ahzab duası. O duayı ezberleyip okuyalım mesela. Ahzab duası. Biraz evvel dediğim, la havle ve la kuvveti illa billah, çok küçük bir dua ama cennet hazinelerinin bir hazine. Dersin evvelinde anlattığım, şimdi sonra cemaat sorulan geldiyse de Subhanallah milli elinizden ve müntehel ilmi ve mebler rıza ve zinetel arş hadis-i şerif tergütte geçer bu. Hazreti Ali Resulullah'tan rivayet ediyor. Sabah bunu 3 defa, akşam 3 defa okursa 5 hasreti var diyor. 3 tane hatırında kaldı. Biri imanla bu alemden geç eder. Biri riski bulurdu, biri düşmanlarına galip gelir. Tebrik niye? Hani 2 var, 2 tane daha var ama bu duayı da okuyalım mesela. Sabah namazından sonra 3 defa. Bir de ne dedin dersin evvelinde yine? Allahümme ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinike ve taatike. Peygamber Efendimiz okuyor bu duayı. Ya Rabbi, kalbimi dinin ve taatin üzerine daim tut diyor. Sabah 3 defa, akşam 3 defa bu dua okunur, kabul olunursa insan imanı, imanla gitmesine sebep olur ve devamlı itaat etmesine sebep olur Allah'a. Okuyalım bunları yani. İşte daha çok dualar, istediğin kadar dualar. Arapça dua bilmeyen Türkçe'de dua olur. Allah, hadis-i şerifte biraz evvel okuduğum, kulun bana ellerini kaldırdığı zaman veya hadis-i şerifte Allah, kul Allah'a ellerini kaldırdığı zaman Allah haya eder kulunun elini boş geriye çevirdiği. Çünkü Allah Celle Celaluhu, kulun ne kadar günahkar da olsa elini açtı mı Allah'a, illa verir ona bir şey. Verir ona. Bunun için dua, işte dua üzerinde durduk. Şimdi diğer Enbiya-i İzam'ın duaları önümüzdeki derslerde sağ olursak izah ederiz. Mesela Eyyub Aleyhisselam'ın duası, hastalıktan şifa buldu. Ondan sonra Nuh Aleyhisselam'ın duası, işte gemisi su üzerinde gitti. Yunus Aleyhisselam balığın karnına okuduğu dua, bunları izah ederiz. Bunları da ezberleyip okuruz mesela. İleriki derslerimiz inşallah. Şu anda Peygamber Efendimiz'in dualarından bazılarını anlatmış olduk. Duanın ehemmiyeti hakkında biraz bilgi vermiş olduk. Evet, dua edelim tabii. Dua edelim, edelim de edelim. Ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Ya Erhamer Rahim ve Ekrem-i Ekrimin, delalette kalmış olan ümmeti Muhammed'e Ankara bu zaman hidayeti kamile nasip eyle ya Rabbi. Cümlemizi cennetinle, cemalinle müşerref eyle ya Rabbi. Ali Selçuk, Ali Osman'a, Kaan, Sultan Süleyman Han Hazretlerine rahmet eyle ya Rabbi. Kabirlerde yatan ecdadımıza rahmet eyle ya Rabbi. Azapta iseler azaplarını defuret eyle ya Rabbi. Cennette iseler makamlarını âli eyle ya Rabbi. Parayla da bizlere en büyük Müslümanlık yaptır ya Rabbi. Çok çok zekat verdir bize. Çok çok hayır hasanat yaptır ya Rabbi. Askerimizin, polisimizin, devlet adamlarımızın, sayın devlet reisimizin bizleri düşmanların şerlerinden hiçbir himaye eyle ya Rabbi. Düşmanlarımıza ve din düşmanlarına, münafıklara hidayetleri kabilse, hidayet eyle Allah'ım. Hidayetleri kabil değilse Kahhar ismi şerifin hürmetine onları kahreyle ya Rabbi. Şerlerinden bizleri hifz-i himayeyle ya Rabbi. İsteyi duana bir hürmet isteyelim. İlla-i Teala'yı Fatiha.